Selam arkadaşlar. Evet başlıkları belirttiğim gibi Hazreti Mehdi evli olacak ve de eşi Hazreti Meryem olacak. Evet arkadaşlar. Kur'an'da da yüce Rabbimiz belirttiği gibi. Ne diyor? Hazreti İsa'ya İsa baktığımız zaman ne demişler bu şeyler Hristiyanlar? Allah'ın oğlu dediler. Ne kötü iş işlediler diyor. Evet arkadaşlar Allah'ın oğlu dedikleri için yüce Rabbimiz kısa uzatmayacağım arkadaşlar. Aa, o bu sefer de babalı göndereceğini anlıyoruz. Ve de o gün senin hakkında delalete de düşenler hakkında ben karar vereceğim. Ve diyor o gün senin hakkında böyle böyle söyledikleri için ben karar vereceğim diyor. Ne demek yani arkadaşlar? Ne demişlerdi? Allah'ın oğlu dediler. Evet arkadaşlar babasız dediler. Babası yok dediler. Ve de ne diyor bir ayette de Meryem'e iftira attılar diyor. E ne olacak bu sefer de Yüce Rabbimiz? Baba olarak gönderecek. Baba olarak da gönderecek şahıslardan biri de ve de Ali Veli gibi bize gibi basit biri değil. Kim olacak? Hazreti İbrahim'in oğlu, Hazreti İsmail olacak. Kur'an'da da belirttiği gibi. Meryem suresi açın 54. ayeti incelin, düşünün. Eğer ki vicdanen gerçekten onu bu etkisine kalmadan Kur'an'ı okur dinlerseniz kimsenin etkisine kalmadan anlarsınız. İsmail'dan diyor. İsmail doğru sözü diyor. Nebi diyor. Resul diyor. Ve an diyor ve de hatırlat diyor Muhammed Efendimiz'i. Başkalarına da hatırlat ve gündeminde tuttu sürekli. Niye? O kıyamet vakti yaklaştığı dönemde son olarak gelen Muhammed Efendimiz'i ondan sonra gelecek olan da kıyameti kopması delil olacak İsa Mesih Mehdi Meryem o da İsmail'di bu. Evet arkadaşlar. ismi belki farklı şu anda olabilir, olmayabilir. Meryem'in ismi başka olabilir. Birine benzer isimler olabilir. İsa Mesih ismi farklı şu anda olabilir. Yani ila aynı isimlerin sokakta dolanmayacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Kur'an'da baktığınız zaman Kur'an'da açık şekilde her şey belli arkadaşlar. Her şey ortada. Peki bazılarınız diyecek ki sen bu bilgileri nereden ediniyorsun? Nereden biliyorsun? Evet arkadaşlar bizler de bunu biliyoruz. Nereden Kur biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an'ı okuyoruz. Ayetlere zaten her şey yazıyor. Hani bir laf, ayet var ya ayette ne diyor Biz Görenle görmeyen bir olur mu? Adam'a söylesen de dayı Ayeti söylüyorsun. Adam itiraz ediyor. Kur'an'da bir ayette ne diyor? Onlar diyor Kur'an'da Kur'an'da ayetlerimizi tartışır tartışır dururlar diyor. İnsan o tartışmayı çok sever diyor. Bakın arkadaşlar ben vermiş olduğum bilgide bile vesaire tartışan insanlar olacak. Ya yani sadece bunun keyfinin muradını almak için ya da artık ne etkisine kaldıysa vesaire bazılarının etkisine kalma, kalan insanlar var. Nedir mesela? Şimdi ben diyorum ki Hazreti Mehdi evli olacak. İki grup insan var tartışacak. İslahlar ret edecek kişi. Birincisi arkadaşlar kendini Mehdi sananlar kendilerini Mehdi sandıkları içinde itiraz edecekler. Ya olur mu ya? Mehdi bekar olacak. Çünkü kendisi de bekar. Diğer grupta bu bazı bu tarikat efendilerin, şu bu efendilerin etkisinde kaldığı için onların deyiminden konuşacak. Çünkü artık onu anlatamazsın yani anlatamazsın. O, o, buysa budur o tamam bitti. Ya yani Kur'an'dan deli getirse tövbe başı. Allah değil de o insana inanır bu insanlar. Sanki desen Allah hesap vermeyecek de o insanlar hesap verecekler gibi. Cahil cahil insanlar var yeryüzünde. Sadece cehalet olduğu için zaten bu kıyametler Rabbimiz yaratıyor. Kıyamet insanlar atıyor. Tehdit ediyor. Cehalet en büyük düşmandır. Yüce Rabbimiz bak ne yapıyor? Bizlere yine de ateşe girmememiz için yine de sınandığı halde bizlere Resuller ne biler kitaplar veriyor. Ama biz hala biz onları yüz çeviriyoruz. Hale canlı putlara dönüyoruz. Yani bizim gibi e, yani Rabbinin verdiği nimete muhtaç insanlara dönüyoruz. O da Rabbine muhtaç ama ego içine düştü. Cehenneme bile razı olan insanlar var. Cehenneme razı olması sebebi nedir? Bunların Cehenneme bile bile razı olmuyorlar. Sadece cehaletlerinden, namkörlüklerinden yiyorlar için ama nimeti kim verdi, nereden geldi demiyor. Düşünmezler bunlar. Düşünmeyen insan bunlar. Düşünmez. Düşünmeden her şey yapabilecek insanlar. Tehlikelidir bu insanlar. Yani senin bunu bunlara, bunlara rahat cinayet bile işletirsin. Allah korusun. Bunlara biraz konuş. Et, etkile kendini bilmeyen böyle biraz çenesi bol adamlar. Bunlara cinayet bile işletir ya. Çünkü cahil insanlar, cehalet içinde insanlar. Kur'an bilmez. Kitapsız bir ümmet var. Bakın arkadaşlar bütün Orta Doğu'da da Müslüman coğrafisi dediğimiz insanlara baktığınız zaman kitapsız bir ümmet var. Yahudiler kitabı terk ettiler, bozdular. Musebiler aynı şekilde kendi elinde kitapları bozdular. Hristiyanlar bozdu. Bizimkilerde Kur'an aslanlar gibi ortada duruyor. Bütün hepsi içinde yazıyor. Açık hepsi deliler ortada. Ve anlaşılır şekilde Kur'an anlaşılmaz deyip o bu efendilere dönüyor. Arada hiçbir fark yok. Yahudi, bir Hristiyan, bir Musebin neyse şu anda Müslümanlıkta şu anda aynı durumda arkadaşlar. O yüzden ben hani söylüyorum Hazreti Mehdi diyorum Hazreti Meryem'le evli olacak. Hayır efendim yok niye şeyin etkisine kalmış. Televizyonda çıkıyor Adnan Oktar Efendi diyor ki evli olmayacak. E, çünkü ben de evli değilim. Ben kendim Mehdi düşünüyorum. Adnan Oktar ne zaman sakal tıraşını uzatsa sakalını uzatsa bir bakıyorum Mehdi kendini düşünenler saçlar uzatıyor. Nasıl ama kesti bir bakın. Ben Mehdi'nin iddiasında Mehdi'yi paylaşım yapanlara bakın arkadaşlar. Şimdi hepsi saçlarını kesmiş durumda. Bir bakın arkadaşlar. Sakalları duruyor hepsinin. Herkes de Mehdi'nin bekar olacağını söylüyor. Çünkü niye? Atla Oktar böyle diyor. Atla Oktar bir hayranlığı var. Ben Atla Oktar'ı kötülemiyorum. Eleştirmiyorum da. Niye eleştirmeyi kötülemiyorum? Benim Rabbim onun da Rabbi. Eğer bir suçu varsa o iş i̇şte Biz kimse adına kötü deme şeyimiz yok. Ya o insan cehennemlik demede şansımız yok. Sen ona cehennem dersin. Belki o adam cehennetin en güzel yerine gider. Belki de seçilmiş bir insandır o da. Adını otur. belki seçilmiştir. Nasıl olabilir? Hata yapması lazım ama hatanın için müjde vermesi gerekir olabilir. Hataları da yaptığını yüce Rabbimizdir. Ama hatanın içine bir bak uzatma noktara müjdeler veriyor. Yani arkadaşlar ne diyor ayetin birinde? Eğer bir fasık size gelir de bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Bilmeden bir topluma kötü etersiniz de onunla sorumlu tutulursunuz. Yani belki de bu attan o demiş şahıs da e fasık ne demek? Yaptığı işler bozuktur ama verdiği bilgiler doğru olabilir diyor. Böyle bu bahsettiği fasık attan o da olabilir. Hataları da yaptıran ona yüce Rabbimiz olabilir. Niye yaptırır? Mehdi sanmasınlar diye. Ama bir de verdirir. Yani ben Attan Oktar'ı kötülemiyorum. Ya yani şu anda bir bakıyorum arkadaşlar sadece Türkiye'de değil bütün dünya coğrafyada Attan Oktar Hazreti Mehdi anlatmıştır. Evet arkadaşlar bayağı bir hizmet etmiştir bu şahsı. Ben Attar Oktar'ı da tanırım, ne görürüm. Ne yandaki insanlarla bir diyolum vardır. Hiçbir diyolum içinde değilimdir. Ama bir doğru varsa doğruyu da söylemek her müminin bir görevi olması lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi Adnan Oktar vermiş olduğu bir tek bir bilgiye bakın. Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Kitaplar basıyor. Yabancı ülkeye kadar yayıyor. Bir tek onun o tarafını tutuyorum arkadaşlar. Diğer vermiş olduğu bilgilerde dahi Allah ona bir ilham vermiş. Kendini Mehdi sanması için. Bakın arkadaşlar internetlere bakın. Tek tük bir, benim gibi bir istisna insanlar var kendini Mehdi olarak düşünmeyenler. Mehdi olarak bilgi ver. Kimse kimseye ayrı iş yapmaz arkadaşlar. Allah için olsa da yapmıyor insanlar. Yapmıyor arkadaşlar, yapmıyor. Bakın çoğu hemen hemen kendini Mehdi düşündüğü için Mehdi kayıtlarını yapıyor, anlatıyor, soruyor, söylüyor. Evet arkadaşlar, ben niye açıklıyorum arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Bak ben bu bilgileri niye veriyorum? Kur'an'da ayetler var. Sabit. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu itiraz etmem de yanlış. Ve zamanın da yakın olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Ve Hazreti Mehdi'nin, Hazreti Meryem'in de dahil, Hazreti İsa'nın da şu anda e, bir aile içinde, aile olduklarını, bir bütün aile olarak şu anda zuhru beklediklerine inanıyorum. Vaktin yaklaştığına inanıyorum. Neden derseniz bir bakın arkadaşlar. Dünya şu anda yönetimi çok kötü halde. Ülkemizde dahil. Bakın arkadaşlar. Kendi ülkemizde dahi şu anda bozuk yönetiliyor. Evet aman ne dedin? Yok siyasetin. Ben siyasetçi değilim. Hiçbir siyasetten işim olmaz. Doğru iş yapar derim ki doğru yapıyor. Yanlış yapıyor, yanlış yapıyor. Ben bir partide çalışan ya da bir muhalefet parti lideri değilim. Bir gruba da bağlı değilim bir bağlı olduğum grup varsa o da Kur'an'dır. Kur'an'dan başka hiçbir şeye bağlı değilim. O yüzden arkadaşlar hiçbir korkum da yok. Söylüyorum bizim ülkeli liderimiz de dahil şu anda yapmış olduğu İslam adına bir linçtir. İslam'ı kullanmak adına bir linç yapıyor. Kendi ülkemizde, Orta Doğu'da aynı. Sadece bizim ülkemiz değil. Hadi diğer dinlere boş olanlar sadın gitti. Onun üzerine, üzerine Rabbim Kur'an'a davet etti onları. Gelmediler. Zaten onlar zaten yolu belli. En son gelen Muhammed Efendimiz'e gelen Kur'an'ı linç ettiler. Anlaşılmaz. Niye anlamıyorsun? çünkü nefsi izin vermiyor. Birine bakıyorsun ben Kur'an'ı savunuyorum diyor. Kur'an'daki ayet inkar ediyor. Gelmeyecek. Mehdi gelmeyecek Demek arkadaşlar yüce Rabbimize karşı isyandır. Niye isyandır arkadaşlar? Yüce Rabbimiz Kur'an'da açık şekilde söylüyor. Ben hiçbir toplu, hiçbir kavmi, haberci, müjdeci göndermeden yani helak etmem. Bakın bu Kur'an savunuyor ilaçım diyenlere bakın. Evet yetecek diyor. Birden yok edecek diyor. Kur'an'da Allah diyor ben etmem diyor. O yetecek diyor. Bu sefer böyle edecek diyor. Yani Rabbine savunuyorum da ki Rabbine tartışmaya düşünüyor. Ve yani bunu inanan hani Kur'an'ı temiz insanlar var. Kur'an'ı savunan, Kur'an'ın doğruluğunu bilen insanlar ve bunları dinleyerek yanlışa düşen insanlara, var. Bunları dinlemeye arkadaşlar. Keter temiz kalbiniz oturun. Düşüne düşe Kur'an'ı okuyun. Bu Kur'an'ın hocasıydı. Yok ele, şey ilahiyatçısı falan olmaz arkadaşlar. Kur'an'ı okuyan herkes anlar. E ben nereden anlıyorum? Bunları size nasıl anlatıyorum arkadaşlar? O bunu dinlesem. Ya hadisleri dinlesem müşrik olacağım. Hadis müşriği. Kur'an'ı savunuyorum diyenleri dinlesem Kur'an müşriği olacağım. Ne yapıyorum? Allah'a mümin olmak için direkt ben Rabbimle diye olaya giriyorum. Ne yapıyorum? Rabbimin ayetini direkt kendim okuyorum. O anlıyor da ben anlamıyorum. O akıllı da ben özürlü müyüm? Ben kendi özür olarak kabul etmiyorum. Eğer ki kim Kur'an'ı okumuyor, anladığı dilde okumuyorsa kendinin özürlü olduğunu kabullemiş insandır. Ona buna kendini yani beynini satan insan. Yani ben düşünmeyeyim, sen düşünmeyeyim yerime. Ben konuşmayayım, sen konuş. Sen ben 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 olmayayım, ben ol sen ol. Ya yani koyun olmayı seven insan toplumun içindeyiz arkadaşlar. Yüce Rabbimiz dedi koyun olmamak için bize Kur'an veriyor. Ve de Kur'an'ı niye veriyor Yüce Rabbimiz. Derdi ki ben imamlar önderler, önderleri size veliler edindim. Ne diyor Yüce Rabbimiz? İnsanları veliler edinmeyin diyor. Size diyor yol gösteren Kur'an gönderdik diyor. Ve de kolaylaştırdık diyor. Ve onun şey vakti de sonu da Kur'an'ın bitiş şeyi de kıyamet evet. vaktidir. Kıyamete kadar. Evet arkadaşlar. Bu kadar niye uzatıyorum ben bunu? Anlayasınız diye. Kur'an'ın hükmünü anlayasınız diye anlatıyorum arkadaşlar. Yani başa geri dönüyorum arkadaşlar. Hz. Mehdi, Hz. Meryem'le evli olacak. Ve de çocukları da İsa Mesih olacak. Çünkü Allah onları bu diğer gönderdiği göndermeyecek. Çünkü çok iftiralar hatta çok zulümler ettiler Meryem'e, İsa Mesih'e çok zulümler ettiler. Rabbim öyle dele, öyle hikmetlerle gönderdiği şekilde o haldeyken eziye zulüm ettiler. Şimdi Allah ne yapacak Yüce Rabbimiz? İsmail'in ama İbrahim'in duasını kabul etti Yüce Rabbimiz. İsmail'i mehtuva gönderdi. Meryem'le de evlendirecek. İftira atanların üzerine iftira attılar ya Meryem'e. Bu sebeple İsmail'i evlendirecek ve de babasız, anasız dedikleri için de İsa Mesih bu sebeple babalı olacak. Hiçbir iftiraları olmayacak. Peki insana bunun doğruluğuna nasıl inanacak? Gökte nida olacak arkadaşlar. Hiç kimse bu Mehdi, bu Meryem, bu Mesih değildir diyemeyecek şekilde gökte melekler seslenecek. Bütün yer gök her şey inleyecek arkadaşlar. Dünya üç gün kararacak. Sadece bunun nazaran gök, gök, gökler inleyecek. Herkes duyacak. Bütün işe duyacak arkadaşlar. Buna nazar inanmıyorum diyen insan zaten insan değiller arkadaşlar. Bir yaratık ama ne oldu? Birisiz bir varlıktır. Ben bunları size niye anlatıyorum? i̇nanmayanlar olacak mı? Olacak. İnanmayanlara kızacak mıyız? Hayır. Çünkü zamanın yakın olduğunu düşünüyorum. Bakın arkadaşlar o kadar video sesleniyorum. Metin. Ben çoğunlukla olsa fazla girmiyorum. Ama girdiğiniz zaman doğrusu söylerim ben. Benim kendi yapım da var arkadaşlar. E doğru söyleyeceksem söylerim. Söylemeyeceksem söylerim. Mesela bazen televizyon programlarına çağırıyorum. Program. isim vermeyeceğim kanalın. Efendim hocam şu kanala şunu şuna gelir misiniz? Davet ediyorlar. Söylediğim tek bir kelime var. Ben şunları şunlar Kur'an'dan söyleyeceğim. Kabul eder misiniz? Hocam bizim şeyimiz var. Ona göre şeyimiz var. Onu şey olarız. Toplum buna inanmış. Bunun dışına çıkamayız. E ben reklam peşinde olsam zaten erge kendim de yazarım kitaplarımı. mı? E, reklam peşinde olsam sana bu kanallara giderim. Rabbimin bunların yaptığı gibi Rabbimin ayetleri bunlara göre yönlendiririm. Allah'a değil de kula kulluk etmiş olacaksınız bu seferde. O yüzden arkadaşlar ben televizyon programlarına katılmıyorum. Ve benim söyleyeceğim, Kur'an'ı açıklayacağım ayetlerde hiçbir söyleyecek bir kanal yok. Televizyonlara çıkan bakın yok ilahiyatçı Kur'an ilahiyatçısı yok yok sakallı yok, Lasettin hocaları, bu müşrikleri, hadislerden yapanlar dolu televizyonda. Hepsi bunları kabullenmiş insanlar. Doktora uymak zorundalar. Yani televizyonun ayarlamış olduğu toplumun kabul etmiş olduğu müşrikliği anlatmak zorundalar. Gerçi anlatma anlatamaz. Kur'an'da bu yok Toplum buna bin, bin, bin yıldır buna inanmış. Yanlış dedirttirmezler sana. Niye toplum buna inanmış? Bunu yaptığımız zaman tepki alırız. Bunu söyleyettiremeyiz hocam. Buna uymak zorundayız. Sen Allah'a uymak zorundasın. İşte Allah'a inansalar, bunu hesap vereceğim, bu, bu şekilde program yapmazlar. Gerçekler söylenmiyor. Bakın arkadaşlar, din adına ben Kur'an'ı savunuyorum de daha iyi. Din adına hiçbir zaman tam o Kur'an'ı tam o net ol, anlatamazlar anlatamaz herkes. Varsa var yoksa yok anlatamazlar. Hiç kimse şunu diyemez. Bir tane elde ipucu vereceğim. Kur'an'da rekat yoktur. Yok kardeşim Kur'an'da rekat sayısı yoktur. Sen rekatı kabul ettiğin zaman direkt mesela bütün hadis kitaplarını kabul etmiş oluyorsun. Yok. Kur'an'da Allah yok diyor. Sen var diyorsun. Yine nereden sana kitap mı verildi? Yok. Kur'an'da hiçbir eksiklik yok diyor Yüce Rabbimiz. Ben bana bunu kanalda söylettirmiyorlar. Ben bir kelime daha sor, sor, sordum kendilerine. Amin demek yok dedim. Olur mu hocam? Herkes şimdi amin amin diyorlar. Şimdi biz ona dersek ters düşeriz. Bunu kanalda söylenmez. Niye? Amorran ismini saklamak zorundaymışız. Neymiş efendim? Yahudiler amen diyor. Hristiyanlar amen diyor. Biz de amin diyoruz. Şimdi onun şeyine çıkarsak büyük tepki alırız. Seni niye buraya getirdi diye bir tepki alırız. E yok. Bakın camilerde bir insana zavazı bazı namazda sonra amin 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 diyor. E, Kur'an'da diyor ki Yüce Rabbim bir işin olması istediğiniz zaman inşallah deyin diyor. Fala, amin 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 deyip duruyorlar. E, ben buna yok diyeceğim. İşte o yüzden televizyonu, işte televizyonu çıkamıyorum. Ben bunları inkar etersem, ayrı onların dediğine uyarsam çok iyi bir hocayız. Müşrik hocalardan biriyiz. Ben bu şekilde tanılmak istemiyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum kayıtlar da Kur'an'dandır. Araştırın arkadaşlar. Hepinize Allah'a <laughs> emanet ediyorum.